Şimdi City Liverpool, Liverpool'umuz ne yapacak hocam? Her şeyi denedi. Klopp her şeyi deneyemedi. Aradaki fark o teknik direktörlerde. Oyuncu malzemesi. Şimdi hangisinin savunması daha kötü? Mesela Chelsea'ye göre. Chelsea ile karşılaşınca hangisinin savunması daha kötü? Vallahi Ödenen çok emin bonservis olamıyorum bedellerine ya. göre Ya tabii City'ninki ki. daha kötü. Otamendi ve Stones'a verilen para Abi zaten hani bonservis öyle ücreti. bütçesel olarak bakınca yani City daha büyük sıkıntının içerisinde yani. Bence savunma maçı mı olacak peki bu? Hayır da yani ilk maçı düşün. Yılbaşı yani 31 Aralık'ta oynanan maçı. O gün Liverpool Manchester City'yi yendi ve hani tamam artık şampiyon olabilir denildi. O Sen ne kadar. diyorsun Ama o ya? zaman aldatıcı olan meğerse şuymuş. City'nin Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City hayal kırıklığı ligde. Büyük maçlara daha iyi oynuyor Liverpool. Kendi dengi ya da kendisinden daha güçlü kadroya sahip takımlara karşı. Örnek işte 31 Aralık'taki Manchester City maçı. Liverpool'un bu maçı kazanması halde ben Guardiola'nın bayağı köşeye sıkışacağını düşünüyorum ya. Ben çok uzun zamandır bu kadar savunmasız görmemiştik herhalde değil mi? Yani çünkü ya adam çok büyük bilge, hani bir filozof tarafı var falan filan okuyor ediyor. Açıklamaları enteresan, hep güzel mesajlar veriyor ama bu defa biraz hep savunmada sanki açıklamalarına bakıyorum. Şey Kafası da gibi çok oldu. karışık. Değil mi? Yani kendini öz eleştiri yapıyor, ben hata yaptım İlk diyor. Manchester'da oynanan Monaco karşılaşmasında Monaco öne geçtiği zaman Guardiola'yı gösterdi kameralar. 40. dakika falan işte TVSpor'da konferans yayını yapıyoruz. Dedim ki hocanın haline bak. Bitmiş değil mi? İşte bizim Bakırköy'deki hastanenin oradaki düşen adam heykeli gibi oldu. Sen ne diyorsun City Liverpool maçı? Bence çok gol olur. Ya kaleciler de Ya güven gollü vermiyor. geçmemesi için hiçbir sebep yok canım. Ya Yani kaleciler de güven vermiyor. ama Geçen maç az gol oldu mesela. tansiyonu yüksek olacak. Çünkü Liverpool bir ara müthiş bir düşüşe geçmişti. Onu biraz toparlar gibi oldu. Son hafta gerçi Burnley biraz zar zor kazandı ama şimdi onu devam ettirirse hakikaten elini daha da Ama bak, güçlenecek ama City de sezon başından beri kaybederse Liverpool'un takım karışabilir. karakteri Burnley'e karşı zorlanmak, Bournemouth'a yenilmek, O Sunderland'la zaten berabere genetik kalmak. abi o iş. Yani küme düşme Klopluk bir durum attığında değil o yani. Liverpool her sene hedefinden kolay maçlarda bıraktığı puanlarla uzaklaşıyor. kesinlikle. O Büyükleri Gerrard'ın ayağa kazanıyor. kaydığı sezonda çok iddialıyım. West Bromwich ve Bir Aston tane Villa 3-3 maçlarında Norwich City kaybedilen maçı var. puanlar Tam o belirleyici oldu. maçtan bir maç önce miydi hatırlamıyorum ama Chelsea maçından ya bir ya birkaç hafta önce. Norwich City ile 3-3 berabere kaldı 3-0'dan. Tamam işte bak. Hayır o sonra Crystal Hatta Palace'la. Bayağı hatlar Crystal Palace karıştı sende. mıydı? Sen de hatlar çok karıştı. Boş ver bitirelim istersen. İyi tamam o Senin zaman. hatların karıştı hocam. Meşhur. Ne O zaman Norwich. bu haftalık bu kadar. Ama bizi Milyoner'de takip etmeye devam edin. Maksat Muhabbet devam edecek. Ne Norwich oğlum? Crystal Palace maçı o. Palace, Norwich Sonra değil bir mi de lan? Chelsea'den 3-3. sonra. 3-3.